bildirimi yapıldı. Öbür tarafta Doğu Akdeniz'deki gerilim ile ilgili Rum yönetiminden Türkiye ile işbirliği yapılmasının yararlı olacağı açıklaması geldi. Peki piyasalar bu durumu nasıl karşılar? Hepsini bu sabah değerlendiriyor olacağız efendim. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Mehmet Ali Bey günaydın. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Nazlı Hanım. Çok teşekkür ederiz. Aslında gündemimiz çok dolu. Evet. Haber akışı da çok yoğun. Evet, aynen. Şimdi açılışı duydunuz. Öncelikle isterseniz piyasalar bugüne nasıl başlıyor diyelim. An itibariyle dolar TL 5 lira 68 kuruş. Euro TL 6.39. Borsa İstanbul 99.806 seviyesinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi artık gözler tamamıyla merkez bankalarına çevrilmiş durumda. Biliyorsunuz bizde de Merkez Bankası Başkanı değişti. Yeni Başkan Murat Uysal pazar günü Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda da özellikle faiz indirimi konusunda yani gereken yapılacaktır şeklinde piyasaların beklentisine yakın bir faiz indirimi olacağı beklentisi oluşturdu. Bu tabii borsaya olumlu yansıdı. Nitekim dün itibariyle biraz da dış piyasalarda özellikle risk iştahını da dikkate alarak bir miktar yükselişler gözlendi. Ama tabii bu kalıcı bir yükseliş mi değil mi onu seanslarda göreceğiz. Ben çok kalıcı bir yükseliş olduğu kanaatinde değilim. Yine bir miktar satışlar gelebilir. Çünkü özellikle ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar daha çok dikkati çekiyor. Bu noktada da tabii özellikle şirketlerin borçluluk yapısı, ihracatı, gelirleri, bilançoları daha çok etkili oluyor. Bu noktada da zaman zaman tepki alımlarıyla yükselişler olsa bile kısa vade kar satışlarıyla da tekrar gerileme söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla 100 bin üzerinde kalamadığı sürece tekrar işte 95 bin, 94 bin seviyeleri Borsa İstanbul 100 endeksinde görülebilir diye düşünüyorum ama hisse bazlı işler... İdeal bank aslında bu dönemde çok fazla hani böyle bir şey yok. 97 bin, 100 bin seviyesi. O seviyelerde kalabilirse o zaman yani endişeler daha azalır. Daha ziyade bankacılık hisseleriyle hareket ediyor. Sanayi sektörü, hizmet sektörü biraz daha geride kalmış durumda. Tabii emlak veyahut da konut sektörü, gayrimenkul onlarda da biraz sıkıntılar var. Dün rakamlar geldi. Evet, ona da geldi. Düşüş var tabii. Onun için daha ziyade bankacılık hisseleri, o da faiz indirimi olacağı için bankaların tabii elindeki portföyde daha iyi getiri sağlanabileceği düşüncesi de söz konusu. Bunlar dolayısıyla borsa bankacılık hisseleriyle bu gücünü korumaya çalışacak diye düşünüyorum. Şimdi dolar TL'den bahsedelim ama bu çok izleyicilerimizden de aldığımız yoğun soru akışı genelde bu şekilde olduğu için aslında teker teker gitmekte fayda tabii var diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi dolar 6.10, 6.20 seviyesindeyken bazı izleyicilerimiz, bazı yatırımcılar, bazı şirket sahipleri doları aldı. Evet. Ve satacağı en doğru anı beklerken birdenbire Merkez Bankası iki hamle yaptı ve çok hızlı bir şekilde dolar dışarıdaki haber akışına rağmen 5.75-5.80'e birdenbire indi. Hatta 5.90'a indiğinde beraberdik evet, yayında sizinle. Evet. Şu an 5 lira 68 seviyesinde. Bize de gelen sorular hep şu şekilde oluyor. Bu düşüş devam eder mi yoksa elimde mi kaldı bu aldığım dolar, yüksek seviyeden aldığım dolar? Çok önceki yıllarda biliyorsunuz 1700 liraya kadar dolar yükselmişti ve o seviyelerden de daha da yükselecek diye vatandaşın çok yoğun döviz aldığını biliyoruz ve sonra ekonomik gelişmeler Türkiye'nin lehine olunca dolar hatta 1250 liraya kadar gerilemişti. Geçmişi hatırlıyoruz 2000'li yıllarda. Ve 3,5 sene o 1700 liradan almış olanlar zarar ettiler. Hatta çok ihtiyacı olanlar da zararını satmış durumda. Satmak zorunda kaldılar. Şimdi böyle bir geçmişten bir anı var. Onun için endişe ediliyor. Acaba işte biz aldık daha da aşağı gider mi diye. O günkü ekonomik ortamla bugünkü ekonomik ortam çok farklı. Dolayısıyla bu özellikle yılbaşından işte Haziran 23'e kadar ki süreçte
siyaset seçimle beraber ön planda olduğu için ekonomi konusunda çok fazla hani bir iyimserlik söz konusu değildi. Ve bu nedenle de herkes kendi pozisyonunu korumak için veyahut da açık pozisyonunu kapatmak için sizin de söylediğiniz gibi sürekli döviz alındı. Artık o kadar döviz alındı ki yani bankalarda 180 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı döviz tevdiat hesapları. Ve şimdi yeni bir para olup da döviz alacak bir pozisyon kalmadı. Hatta evet, hatta nakit oluşturmak için döviz satanların yoğun olduğunu görüyoruz. Ayrıca yani şunu da altını çizmek istiyorum. Türkiye'de zaten Ocak, Şubat, Mart ayları geçtiğimiz yıllarda da hep gördük. Dövizin en dar olduğu yani en sıkışık olduğu dönemlerdir. Çünkü turizm gelirleri yok, yeni ihracat yapılmış, bunun işte karşılıkları henüz daha gelmemiş, hesaplara girmemiş filan. O dönemde hep böyle yükselir. Ama işte ondan sonraki aylarda hep yükselir beklentisiyle böyle bir pozisyon alınabiliyor. Ve daha sonra da yaz ayları özellikle Nisan ayından itibaren ki bu sene turist girdisinin çok olduğunu görüyoruz. Yani evet. İstanbul'da da görüyoruz. Bunu kültür turizmi de var işte deniz turizmi de var filan. Turizm oldukça bu sene memnun edici. Buradan gelen dövizler de var tabii ki. Öyle olunca çok döviz önemli. Arzı döviz girdisi tabii, açısından, döviz girdisi açısından evet. Bir de ihracatçılarımızın çok büyük gayretleri, yeni pazar ayrışları. Her ne kadar hani karlılığı çok olmasa bile en azından çarkların dönmesi için ihracata büyük önem verilmiş olması ve ihracatında şu anda hakikaten iyi noktalarda olması ve hedeflere de daha biraz daha yukarı doğru koymuş olmaları. Dolayısıyla döviz ihtiyacının daha önce karşılandığı için yeni bir para yaratıp da döviz alacak pozisyon kalmadı. O bakımdan işte her ne kadar Rusya ile olan işte S-400 meselesi, diğer taraftan Amerika ile olan F-35 meselesi ona bağlantılı olarak evet. Ve çevremizdeki jeopolitik gelişmeler, Avrupa ekonomisindeki olumsuzluklar aslında bizde de bunların yansımaları olduğunda dövizin daha yüksek seviyelerde olma olasılığı var idi. Ancak dediğim gibi çok yüklü miktarda döviz olduğu için yeni alacak para da yok. Neden para yok? Çünkü Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası çerçevesinde mümkün olduğu kadar enflasyonu aşağı çekmek adına fiyat istikrarını sağlama ve likitte darlığı oluşturma nedeniyle piyasada para oldukça sıkışmış durumda. Dolayısıyla bu nedenle yükselmiyor. Ama bundan sonraki süreçte bir hatta yani şu anda ayın 25'inde faiz indirimi artık kesin. Hepimiz bekliyoruz. Yani evet. En düşük bekleyen 200 bas puan, en yüksek bekleyen 400 bas puan. Evet. 250 bas puan da işte hani ortalama söyleyenler de var. Onu göreceğiz tabii ki ayın 25'inde. Buna rağmen dövizin yükselmiyor olması tabii ki sevindirici. Yani en azından şu bakımdan sevindirici. Fiyat istikrarı açısından sevindirici. Çünkü reel sektör ürettiği ürünlerin fiyatı oluşturmasında fiyat istikrarı olursa o zaman daha kolaylık oluyor. Ama sabah bir fiyat, öğleyi bir fiyat, akşam başka bir fiyat gibi böyle çok dalgalı, zikzaklı bir seyir olursa bu tabii reel ekonomiyi ve reel sektörü çok olumsuz etkiliyor. O bakımdan şu andaki döviz fiyatlarının böyle istikrarlı seyrediyor olması bir bakım iyi. Ha nereye kadar gerileyebilir sorusunun cevabı şöyle diyebiliriz. Özellikle 5.68, 5.65'i görebiliriz. Ama çok iyimser bir şey olursa onu fazla bir ihtimal vermiyorum tabii ki. 5.55 falan olabilir. Ama onun dışında yükselişlerde de ilk etapta geçtiğimiz günlerde gördüğümüz işte 2-3 gün önce gördüğümüz 5.75, 5.85 daha sonra da 5.95 seviyeleri olabilir. Ama özellikle Temmuz-Ağustos aylarında hatta Ağustos'un sonuna doğru biraz hareketlenme belki olabilir. Bu arada çok fazla bir hareketlenme dövizde beklemiyoruz faiz indirimine rağmen. Ama çok olağanüstü bir şey olursa dünyada efendim onun bize de yansımaları olacak olursa o zaman bunlar tabii bu yorumun dışında ekstra bir gelişme olursa farklı şeyler olabilir. Çünkü biz dalgalı kur uygulamasındayız Merkez Bankası tarafından. Bir de tabii bundan sonraki Merkez Bankası'nın yeni başkanının çok özür dilerim nasıl yoğurt yiyeceğine bağlı. Çünkü her yiğidin bir yoğurt yiyiş şekli var. Bunu muhakkak piyasa biraz da test edecek. Eğer orada bir güven sağlanabilirse dövizdeki fiyat istikrarı devam edebilir. Ama
özellikle sonbaharda her sene olduğu gibi yine turizm mevsiminin bitmesiyle beraber döviz fiyatlarında bir miktar yukarı yönlü seyirler, yeni pozisyon açılmaları bunlar olabilir. O zaman da işte 5.95 geçilirse 6.05, 6.15 çok olumsuz olursa 6.50 seviyeleri görülebilir ama şu andaki ortamda pek orası görünmüyor. Mesela yılbaşında sormuş olsaydınız ki soranlar çok oldu. Sene sonunda ne olur denildiğinde 6.10 falan olur denilmişti. Fakat Nisan ayına veyahut da Mart ayına geldiğimizde işte 6.87 evet, yukarı olabilir. Hatta o kadar haber kirliliği vardı ki sosyal medyada dolar 10 lira olacak gibilerden böyle haberler vardı. Böyle bir şeyin olması şu anda söz konusu değil. Tabii hükümetten bir de revizyon da bekleniyor. Yani yeni bir ekonomi yönetimi nasıl oluşacak, nelerden olacak? Bunlar güven sağlarsa o zaman bu bankalardaki yüklü miktardaki döviz çözülmeye başlar. Zaten bir miktar şu anda çözülüyor. O zaman da fiyatların yükselmesini bir noktada frenler veyahut da beklentilerin tam tersine biraz daha istikrarlı bir fiyat seviyesi oluşur ki bu da hem piyasalar için hem de ekonomi için iyi bir şey. Şimdi hem biraz önce söylediğiniz gibi hem bizim Merkez Bankamızdan bu ay içerisinde bir faiz indirimi bekleniyor. Hem 31 Temmuz çok önemli. Evet. F-35'lerle ilgili alınacak karar burada ön plana çıkıyor. Zaten senaryolar da biraz kafa karıştırıyor Mehmet evet. Ali Bey. Pentagon diyor ki Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma kararının geri dönülebilir diyor. Yani bir uzlaşma olabilir diyor Pentagon. Ama bir saat sonra da Beyaz Saray diyor ki Türkiye S-400 alarak F-35 projesini riske attı. F-35'i Türkiye'ye teslim etmemiz imkansız oldu diyor. Evet. Şimdi bu akıl karıştırıyor. Belki bizim Merkez Bankamız 25 Temmuz'da faiz indirim açıklaması yapacağını artık piyasa kabul etmiş durumda. Siz de söylediniz 200-400 bas puan. Aynı zamanda ay sonunda Fed'in bir de bütün küresel piyasaların beklediği faiz indirimi var. Şimdi bu etkenler bizim yatırım araçlarında döviz olsun, altın olsun, euro olsun neye yatırım yapacağımıza biraz endişe yaratmıyor mu? Yani yatırım için aslında şu an durulmalı mı? Evet şimdi bizde tabii doların TL karşısında bir miktar gerilemesi daha doğrusu TL'nin güçlenmesinin diğer bir gelişmesi onu atladık. Doların değeri. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın daha yıl başında bu sene biz 3 defa faiz artırabiliriz demiş olmasına rağmen senenin işte birinci çeyreğe geçtikten sonra bir gelişmelere bakacağız, ekonomik verilere bakacağız ondan sonra artırız veya artırmayız filan ifadeleri kullanıldı. Ve acaba artıracak mı artırmayacak mı yoksa sene sonunda belki artırabilir lafları oldu biliyorsunuz yorumları. Ama Haziran ayına geldiğimizde de biz 25 bas puan faiz indirebiliriz diye ifadeler olunca bütün gelişmekte olan ülke ekonomileri bundan rahatladı. Biz de içindeyiz bunun. Çünkü dışarıdan kaynak kullandığımız sürece parasal daralma dünyadaki bizi de zorlayacaktı. Dolayısıyla bizim faiz indirmemiz bunu da desteği şeklinde oldu. Ve nitekim 25 bas puan Amerikan Merkez Bankası faiz indireceği artık %100 kesin gözüyle bakılıyor. O da ayın 31'inde. Dolayısıyla biz ondan daha önce indireceğiz. Ondan sonraki açıklamalar yani o 25 bas puan indirdikten sonra ya Merkez Bankası'na, Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamalar bana göre çok önemli. Bundan sonraki süreçte bir 25 bas puan daha indirir mi? Yoksa bu indirdikten sonra bir piyasalara bakacak o Aralık ayında 2018'de yükselttiği o 25 bas puan geri verdi şimdi dengeledi mi? Yoksa bu devam edecek mi? Buradaki açıklamalar çok önemli olacak. Böyle bir açıklama gelirse işte bizdeki döviz fiyatlarındaki yükselişinde biraz daha sınırlı olması devam söz konusu olabilir. Devam edecek ama ne zaman edeceğini evet, bilmiyoruz. Evet ne zaman edeceğini belki etmeyebilir de yani bir 25 bas puan indirdik bu bize kafi geldi. Zaten Amerikan ekonomisi oldukça iyi biz bunu Amerikan ekonomisinde bozulma var onun için
indiriyor değiliz. Gelişmekte olan ve diğer küresel piyasalardaki bozulmayı önlemek için yapıyoruz diye ifadeler var. Orada bir düzelme söz konusu olursa belki faiz indirimi de yapmayabilir. Ama piyasa beklentileri ikinci kez 1.25 bas puan daha indirilmesi yönünde. Ama bunu o yaşayıp göreceğiz tabii ki. Dolayısıyla özellikle Amerikan yönetiminin, yani Trump'ın, daha önce de söylemişimdir belki, ölümü gösterip sıtmayı razı eder bu tavrı çerçevesinde bize de işte F-35'lerle ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı bugüne kadar. G20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Trump'ın, canım Türkiye haklı, biz buna vermedik, adam gitti başka yerden aldı. Yani çok bunu akıl neye, karıştırdı değil mi? Niye böyle yapıyorsunuz falan gibilerden. Pentagon'la Beyaz Saray'ın ayrıldığı bir noktada görüyoruz. Onlar ne kadar işte biz bunu razı edebiliriz, bastırabiliriz şeklinde bir davranış içindeyken Türkiye hükümeti de muhalefetiyle, iktidarıyla, tümüyle hepsi dik durma durumunu geçti ve bu aldığı karar çerçevesinde dik duruyor hala. Öyle olunca da onlar biraz geri adım atmak zorunda kaldı. Bir orta yol bulunacak diye ben düşünüyorum. Çünkü stratejik ortaklık konusu özellikle Orta Doğu'da Amerika için Türkiye vazgeçilmez bir ortaktır bana göre. Çünkü diğer ülkelere baktığınız zaman demokrasisi gelişmemiş veya gücü o kadar yok. Ve askeri gücü Türkiye'nin dünyada ikinci, üçüncü sırada bir askeri güce sahip. Böyle olduğu zaman NATO çerçevesinde veya Orta Doğu'daki jeopolitik, stratejik gelişmeler çerçevesinde muhakkak bu stratejik ortaklığa ihtiyacı var Amerika'nın. Fakat işte kendisi de silah satma peşinde olduğu için bunu da kaçırmak istemedi ama şu anda yapılacak bir şey yok. Bize S-400'lerin parçaları ve çoğu şeyleri, cihazları geldi. Şimdi bir radarla ilgili cihazın gelmesi bekleniyor. Bundan sonra bu kurulacak tabii ki. Ama o süreçte neler konuşulacak, neler edecek? Ben çok fazla bir hani bunun jeopolitik gelişme olarak bize olumsuz yansıyacağını şimdilik görmüyorum. Daha önceki beklentilerimiz öyle değildi. Ya işte Amerika ile çok zıtlaştık, bu bizim için kötü olabilir falan gibi çok yorumlar yapıldı. Ama böyle yaptığımız uygularız, şöyle yaparız, biraz tehdit gibi vardı. De oldu. Sonra G20 toplantısında siz de dediniz. Evet. Gayet olumlu açıklamalar gelince piyasalar da rahatladı, biz de rahatladık. Evet. Ve Trump'ın daha önceki başka ülkelerle de davranışlarında biliyorsunuz işte Kuzey Kore ile neredeyse hani savaş haline gelinmiş durumdaydı. Fakat Singapur'da yapılan iki liderin konuşması arasında ortalık düzeldi. Katar aynı şekilde biliyorsunuz. Bizden silah alman gerekir. İşte senin etrafındaki bütün ülkelerde silahlandılar sana karşı. Bak sonra senin için iyi olmaz falan gibi ifadeler kullanıldı. Ve hatta ambargo uyguladı etrafındaki ülkeler Katar'a. Ama şimdi Katar gitti. Efendim Amerika'da Trump'la görüştü. Trump da bu çok güzel bir arkadaşım, çok iyi anlaşıyoruz falan gibi ifadelerle oraya da yüklü miktarda silah sattığını biliyoruz. Nerede para varsa Trump orada. Dolayısıyla bize de bu silah satmak çalıştılar ama biz daha önce zaten almak istediğimizde vermemişlerdi. Haklı olarak biz de veren taraftan almak zorunda kaldık. O bakımdan bizim haklılığımız onların biraz geri adım atmasına neden oluyor. O bakımdan ben onda çok fazla bir sıkıntı olacak kanaatinde değilim. Yani ondan kaynaklanan ekonomide bir bozulma veya döviz fiyatlarında bir aşırı yükseliş olacak kanaatinde değilim. İstikrarı yakalayabilirsek Türkiye ekonomisi bugünkü sıkıntılı döneminden çok hızlı bir şekilde tekrar normale dönebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü biz bunları daha önceki yıllarda da başka hükümetler zamanında da yaşadık. Böyle ekonomik krizler geçirdiğimizde, kendi ekonomik krizlerimizi geçirdiğimizde 6 ay sonra her şeyin işte o eksi büyümelerin artıya döndüğünü ve piyasaların düzeldiğini biliyoruz. Çünkü Türkiye ekonomisi çok güçlü bir ekonomi ve çok girişimci iş dünyası var. İhracat konusunda çok deneyimli, artık dünyanın her yerinde yeni pazarlar arayışı var. Dolayısıyla yani çok kötümser yani bakmamak lazım diyorum ama burada önemli olan güven. Yani bu her şey için geçerli. Sektörler için de geçerli, hükümet için de geçerli, ekonomi yönetimini için de geçerli. Güven sağlandıktan sonra insanların bakış açısı değişebiliyor.
Son 3 dakikamız kaldığını söylüyor yönetmenim. O yüzden altın. Biraz altına değinelim şimdi. Altın konuşalım. Evet, evet. Özellikle. Ne oluyor? Düşüyor, evet, çıkıyor. Evet, evet. Çok güzel şeyler oluyor. Çünkü buradan çok, çok büyük, çok çok para kazanıyorlar. ama iş şöyle değişti. Biraz önce belirttiğim gibi Haziran ayında artık Amerika faiz indirecek deyince altının üzerindeki faiz baskısı kalktı ve bir anda o 1350 maksimum seviyelerinden bir anda 1450'ye doğru bir hareket aralığına girdi. Yani bir 100 dolarlık onsunda bir yeni banda geçmiş olduk. Şimdilik gerilemelerde özellikle 1360 dolar ons seviyeleri, ki yükselişi oradan başlamıştı dış piyasa itibariyle, düşüşlerde orası, yükselişlerde de 1450 seviyeleri görülebilir. Yani bundan sonraki dalgalı seyir devam edecek gibi düşünüyorum ben. Çünkü bu mevcut parayla büyük fonlar alsat yaparak büyük paralar kazanıyorlar. Burada da petrolde de aynı şey oluyor, hisse senetlerinde de, altında da aynı şeyler oluyor. Dün mesela çok enteresan bir şey yaşadık. Önceki gün 1418, 1420 hatta 14 dolar ons seviyelerinden bir anda 1400 seviyelerine gerileyen altının yine gün içinde 2-3 saat içinde 1400 işte 20'lere hatta kapanışta 1426'lara kadar yükseldiğini gözledik. Şu anda da 1423 dolar ons seviyelerinde. Buradan bir geri çekilme tekrar olabilir. Demincek'te söylediğim hızlı gibi hızlı bir düşüş ve hızlı bir düşüş ve hızlı yükseliş. Yani 20-30 dolarlık onsunda zikzaklar görülebilir. Burada dikkat edilecek nokta özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri, işte 2.10'un üzerindeyken altın biraz oradan olumsuz etkilenebiliyor. Euro dolar paritesine de bakmak lazım. Doların dış piyasalardaki güçlenmesi durumunda altın gerileyebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de biraz önce söylediğim gibi yine 31 Temmuz'daki FED toplantısı sonrasında yapılacak açıklama önemli. Eğer faiz indirimi devam etmeyecek imajı oluşursa, böyle bir düşünce oluşursa altın biraz buradan gerilebilir. Ama bir 25 bas puan da önümüzdeki aylarda düşürebiliriz beklentisi oluşursa altın o zaman 1500 dolar ons seviyelerinde görebilir. Dışarıdaki konum böyle. İçeride ise dolar TL ile tabii şekilleniyor. Fiyatlar çok yükseldiği zaman dışarıda bizde eksi yani tutarın biraz daha aşağısında, örneğin 3 dolar onsunda daha aşağıdan işlem görebiliyor içeride dolar bazında. Ama TL bazında da TL çarpanıyla etkili oluyor. İşte bu arada dün itibariyle yine 255-255,5 TL'ye kadar gerilemişti altın. Bugün 259-260 TL seviyeleri. Orada da görebileceğimiz fiyatlar daha önce gördüğümüz 268-270 TL seviyelerini birkaç ay içinde görebiliriz. Gerilemelerde de göreceğimiz rakam, hızlı gerileme olabiliyor çünkü. Orada da görebileceğimiz rakam, yani dolarda TL'de çok fazla geri çekilme beklemiyoruz çünkü. 247 lira çok iyimser bir halde belki 245 liraya da görebiliriz. Bu arada dalgalanacak gibi görünüyor. Ama olağanüstü bir şey olur, işte 1500 dolar onsa çıkar, içeride de dolar 6 TL'nin üzerinde olursa o zaman 280-300 TL'de görülebilir. Ama bu seviyelerden alıcı olmak yerine satıcıların daha çok olacağı kanaatindeyim. Çünkü daha önce almış olan yine fonlar bu seviyelerden kar satışları yapabilir. Bu bakımdan çok dikkatli olmak lazım. Yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. En azından elinizdeki miktarın yarısını o yükselişte satıp bir görmek lazım. Önünüzü göremediğiniz zaman yarısıyla işlem yapmak daha doğru. Aynı şekilde gerilemelerde de hemen kısa sürede tekrar satış yapabilmek için alış fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Mehmet Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu sabahki programımızın sonuna geldik. Saat 15.30'da görüşmek üzere. Perde kurduk, şem ayaktık, gösteririz zilli hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaba. Ey huzur hazıran, vakti safayı yaran. Laindir, münafıktır, edepsizdir şeytan. Şeytanın dinsizliğinden Rahman'ın birliğine sığınırız. Diyelim Mevla işimizi rast getire.